Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Temmuz 2022. Biliyorsunuz 31 Temmuz 2022'de KPSS var ve ben KPSS'ye başvurdum. Neden başvurdum bilmiyorum. Çünkü hiç çalışmadım. Yani sadece kendimi denemek için, uzun zamandır bir böyle büyük sınava girmediğim için bir gireyim dedim. Ben B grubuyum. Mezun oldum ve KPSS'ye girmek, kendimi denemek istedim. Yani öyle çalışarak girmiyorum. Nasıl çalışamıyorum aslında size birazcık ondan bahsedeceğim. Son kaç gün? 31'inde 14 gün. Yani o son gün sayılır 13 gün. 13 günümüz var KPSS için. Hızlıca bir KPSS şoklaması yapacağım. Size de bundan biraz bahsedeceğim. Elimde olan kaynaklarla. Evet, elimde tam 6 tane kitap. Aslında şöyle, bir tane benim hocamı biliyorsunuzdur zaten. KPSS'ye çalışanlar YouTube'da benim hocamın videolarıyla hazırlanabiliyorlar. Tıpkı bir KPSS dershanesi gibi bir şey yani. Dershaneye gitmenize gerek bile yok belki. Benim hocamın kanalından çalışabilirsiniz. KPSS 2022 güncel bilgiler kitabı, bakın böyle. Güncel bilgiler var bunda. Yani her şey var. Spora dair, müziğe, sanatçılara, edebiyata, işte yani bilip KPSS'de çıkabilen güncel sorularla ilgili. Mesela hemen bir tane bakalım. Mesela sporla ilgili kısmı var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda bu sene sürmeneli 6 madalya kazandı. Bu gibi sorular çok sık çıkıyor. Hatta en son geçen ay sınavına bakmıştım. Neydi ya? Odabaşı ay neydi ya? Unuttum adını. Oysa ki biliyordum yani, soruyu baktığımda ben çözebilmiştim. Ayşe Begüm 10 başı çıkmıştı mesela geçen ayın sınavında. Zaten hemen onun altındaymış bu sene sürmenizde. Bu gibi direkt benim hocam bildiğim kadarıyla iyi hazırlıyor kitaplarını, ders notlarını vesaire. Ben güncel bilgiler kitabı var elimde. Bundan her gün bir 5 dakika göz gezdiriyorum diyemem. Aslında 3-5 kere falan yaptım. Son 13 günde her gün bir 5-10 dakika göz gezdirmeyi düşünüyorum ama yani çok fazla bilgi var. Ne kadar aklımda kalır artık bilmiyorum. İşte KPSS'de böyle yeni vefat eden sanatçıları, ödülleri zaten soruyorlar. Nobel Edebiyat Ödülünü vesaire soruyorlar. Bunların hepsi bunda var. Bakacağım. 6 tane güncel soru var. Bir 3 tane falan yaparım diye düşünüyorum. Yani çok aslında haber takip eden birisi değilim ama böyle işte spor camiasında olanlar vesaire. Zaten takip etmeseniz de sosyal medyada gezerken karşınıza çıkan şeyler var. Yani çok şampiyonluklar falan hep çıkıyor zaten. Vefat eden sanatçıları vesaire de biliyoruz. Böyle ben bir 3 soru yapabileceğimi düşünüyorum. En son yapabileceğimi düşündüğüm soru sayısını puan hesaplama sitesinden hesaplayacağım. Bakalım kaç alacağım. Daha sonra yine benim hocamın ablam almıştı bunları bana. Geçen yıl almıştı aslında ama tabii ki de hiç çalışmadım. Aslında bunlar video ders notları. Benim hocam kanalının YouTube kanalında video dersleri var. Dediğim gibi aynı bir KPSS dershanesi gibi bütün konuları sonuna kadar işliyorlar. Mesela işte tarihten 90 video gibi bir sürü dersleri var. Tabii ki de benim dinleme fırsatım olmadı. Son 13 günde dinleyebilir miyim? Asla. Ama YouTube'da bir tane kanal buldum. Göstereyim hemen. Neydi adı? Emrah Hoca. Emrah Vahap Özkaraca diye şöyle göstereyim. Bunun genel tekrar mesela vatandaşlık 10 tane videosu var. Yani 13 günde dinleyebilirim diye düşünüyorum. Aslında ben hukuk okuduğum için benden vatandaşlık sorularının hepsini direkt yapabilmemi bekliyorlar. Ve 9 tane var vatandaşlığın bu kısmında soru. 9 soruyu da yapamam. Çünkü ben sorulara baktım biraz. Göz gezdirdim nasıl sorular soruluyor diye. Hep benim 1. sınıfta falan gördüğüm konular. Yani çok temel konular tabii ki de. Bizim gibi ayrıntılı ve ilerleyen sınıflarda gördüğüm konulardan sorular yoktu. Hep 1. sınıftaki, belki 2. sınıftaki, evet idare hukuku falan da vardı. 1. ve 2. sınıfta gördüğüm aşırı temel konuların soruları. Yani aslında bakınca basit temel konular olduğu için ama yani 3-4 sene geçtiği için de benim için çok basit değil. O yüzden 10 videosu varmış Emre Hoca'nın. Hepsi 30 dakika, 20 dakika gibi 40 dakika var en uzunu. Bunları 13 günde her gün bir video dinlesem bence olur. Dinlemeyi düşünüyorum. Eğer yapabilirsem son 13 günde KPSS'ye nasıl hazırlanılmaz. Öyle. Bu neymiş?
Bak mesela normal vatandaşlık videoları Emre Hoca'nın 62 videoymuş ama genel tekrar videoları 10 videoymuş. Yani şu an 13 gün kaldığı için kimse 62 videoyu zaten seyredemez. O yüzden 10 videoluğu yapalım vatandaşlıktan arkadaşlar. Ay pardon. Hemen gidin ve vatandaşlıktan Emre Hoca'nın 10 videosunu hızlıca izleyin. Bu da böyle. Vatandaşlıktan bunu söyleyebilirim. Vatandaşlıktan aslında bu da var elimde. Ama yani çok kalın. Bütün konuların olduğu bir kitap. Bunu okuyamam. Bakın şöyle tablolaştırmışlar falan. Aslında anlatım açısından kolay bir anlatım var ama eğer 2 sene sonraki KPSS'ye girersem bunları çalışabilirim. Bunu da böyle koyalım. Yine tarih var. Tarih çok kalın. Tarih zaten KPSS'de çok zor. 220 sayfaymış. Hep böyle yine ezbere dayalı olduğu için tablolaştırılmış, daha kolay hale getirilmiş, böyle öncül öncül anlatılmış falan. Ama ben tabii ki de tarihi eliyorum arkadaşlar. Yani 27 soru var. Maksimum kendime yapabileceğim 3-4 falan yani. O kadar bile yapamayabilirim. Yani direkt bilgi sorusu ve sorulara baktım aşırı ayrıntıya. Mesela ne konusu varmış burada? İlk Türk İslam devletleri. Yani ben bunlara üniversite sınavına hazırlanırken bile çalışmamıştım ben tarihi. Belki sizin ilginiz vardır, sürekli okuyorsunuzdur, izliyorsunuzdur YouTube'da bunlarla ilgili bir şeyler falan. Yani aklınızda kalır, daha fazla yaparsınız eğer çalışmadıysanız benim gibi. Ama ben hiç yapamam. Yani 3 soru falan yapabilirim. 27 sorudan 3 soru biraz evet rezillik oluyor kendi tarihimizle alakalı ama yapabileceğim bir şey yok yani şu anda 13 gün kala. Çalışamam. Benim hocam coğrafya videoları. Coğrafya biraz daha ince. Coğrafyadan kaç soru vardı? 27 artı 18 galiba. Evet. 18 soru var coğrafyadan. Benim coğrafyam da çok kötü. Yine hiç çalışmamıştım üniversite sınavında çalışırken. Yani temeli olmayınca insanın üstüne koyması da zor olduğu için ve yeniden yani sevmiyorum. O yüzden yeniden çalışmak istemedim. Çalışmadım. Buna da çalışmadım. 18 sorudan kaç tane yaparım? Aslında coğrafya çok zor değil. Yani tarihe göre falan zor değil. Bir tık daha anlaşılabilir bence. Ama KPSS sorularına baktığımda yine ezbere dayalı, yani coğrafya da ezbere dayalı, bilgi full. KPSS genel olarak ezbere dayalı. Yani ezberi iyi olanlar bu sınavda kazanır. Benim ezberim çok iyi değildir. Bakalım, aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi Türkiye'de iklimde en az etkilenir? Besi ahır hayvancılığıymış. İklimden en az etkilenir. Pardon, soru bile yanlış oldu. Besi ahır hayvancılığı evet. Etkilenmiyor iklimden. Doğru. Neden? Çünkü zaten besi ahır hayvancılığı içeride besi olduğu için çok zekiyim. Tamam ya. Coğrafyadan 18 sorudan kendime 5 tane koyuyorum. Bunu da hallettik. Şimdi şu kitaplar var elimde. İSEM yayıncılığı şu kitapları. Bu kitapları ablam bana verdi. Kendisi almış. Soruları çok kötü dedi. Hiç beğenmemiş. Al bana çöz dedi. Sonra ben bunları aldım. Aldım ama kaç tane çözdüm? Bir sorun bana. Önce matematiğe bakalım. Matematiği yapabileceğimi düşünüyorum bu arada. Bu arada sadece matematikle Türkçe yapacağım sınavı. İşleyeceğim. Süremanca onlara yeter zaten. Ben bunları aldım böyle bayağı içecekler kısmından hatta işte şu kadar testi şu günde çözerim falan diye. Ben bu kitabı işte tam 1 Temmuz'du elime aldım. Dedim ki tam bir ayda yaparım ya çözerim. 2 tane kitap ne ki her gün 5 test çözsem bitecek belki de falan. Sonra bölüştürdüm. Günlere bölüştürdüm. Sonra bir gün oturdum. Dedim ki başlayayım bir yerden başlamak gerekiyor. Matematik seviyorum zaten. Ne kadar uzaklaşmış olabilirim ki 5 senede matematikten. Sonra 18 soruluk bir tane test çözdüm. İlk test olduğu için tahmin edersiniz ki doğal sayı tam sayı testi. Doğal sayı tam sayı testinde 18 sorudan 16'sını yaptım. 2 tane boşum var. Dedim ki ben 18'de 16 soru yaptıysam benim için KPSS bitmiştir. Ve bu kitabı aldım. Bir test çözdükten sonra kalan 180 tane testiyle beraber kenara bıraktım. Sonra yine Türkçe kitabını aldım. Türkçe kitabından tabii ki de daha çok çözdüm.
açtım. Yine böyle içindekiler kısmından kendime bölüştürdüm. Sonra başladım. Başladım. İlerledim ve tamı tamına, bakın beni tebrik edeceksiniz. Tamı tamına 8 test çözmüşüm. Sonra aslında toplamda kaç test varmış? 53, 54. 54 testten 8 test. Bence gayet yeterli. Sonra çok sıkıldım. Paragraf kısımları falan geliyordu. Ben ilk sözcükte cümlede anlam. Yani sözcükte ve söz ebeklerinde anlam. Bunu çözmüşüm. Sonra cümlede anlam ve bir iki test çözmüşüm. Paragrafa geçmişim. Ama arkadaşlar, paragraf da yani sıkıcı. Uzun uzun paragraflar. Kapattım bunu. Bunu da kenara bıraktım. Bunları zaten bırakmıştım. Bunlar çok ayrıntılı olduğu için. Ben yine KPSS 2022 güncel bilgiler kitabımla son 13 günde yoluma devam ediyorum. Bir tane de Emre Hoca'nın vatandaşlık videolarını izleyeceğim. Sırf o da hukuk okuduğum için vatandaşlıktan 9 sorudan bir iki tane falan yaparsam aşırı rezil olurum yani. Dalga geçilir benimle. O yüzden o bilgileri hızlıca bir tazeleyeyim. En azından bir 9 sorudan 7 tane falan yaparsam rezil olmam diye düşünüyorum. Böyle bu olimpiyatlardaki şeyler, işte Avrupa şampiyonası olsun, dünya şampiyonası gibi şeyler olsun, bunlar hep soruluyor. Hiç olmazsa açın onlara bir bakın yani, kesin sorulur. Bence ben bu sene Sürmaneli'yi bu arada sorarlar falan diyordu. Sonra ablam dedi ki onu sormuşlar zaten. Şahika Ercümen sordu mu bilmiyorum. Ama sorulabilir. Bu da sorulabilir. Şu boksörler vardı ya, onlar sorulabilir diye düşünüyorum. Taha Akgül var. Bu güreşçi. Bir de Rıza Kaya Alp vardı. Sümeyye Boyacı'yı da sormuşlardı mesela. Güzel. Bence kitap güzel ya. Böyle küçük de bir kitap. Seneye hazırlanırsanız alıp çalışabilirsiniz. Artık son 13 kalan olmazsınız herhalde. Ama güzel. Cüneyt Arkın ama çok basit kaçar ya. Cüneyt Arkın söyleyebilirler, yakın zamanda vefat etti. Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Evet. Bu da bayağı oldu ya. Bunu da sormazlar. Ama sorabilirler. Kavuğu Rasim Öztekin'den kime geçti? Şevket Çoruk'a mı geçmişti? Onu sorabilirler. Bakın şu anda oturduğum yerde size KPSS sorusu üretiyorum. Ne kadar iyi bir insanım. Güncel bilgi de çok eksiğim ya. Ama o... Yani herkes eksiktir. Sorulara bakıyorum, çok zor sorular var gerçekten. Yani nasıl yapabiliriz ki? Dünyadaki bilmem ne bilmem ne kimdir? Ne bileyim ben yani. İşte bu Oscar ödüllerini falan da soruyorlar galiba. Ben çok takip etmem yani, böyle çok Instagram'da falan karşıma çıkarsa, o da aklımda kalırsa yani, görüp geçerim. Öyle. Şimdi puan hesaplama kısmına geldik. En heyecanlı kısım. Duyduğuma göre kpssuzmanı.com en iyi puan veren sayfaymış. Şimdi burada genel yetenek 60 soru. Genel yetenekten şöyle hesaplayalım. Türkçe 30-30, Türkçe matematik. Türkçeden 25 tane yapamam ya. Yaparım. Türkçeden 25 girelim. Matematikten 20 yaparım bence. Tamam. Geometri yapamam. 20, 25, 45 çok mu olur 60 soruda? Çok olur. Ama yaparım ya. 45 doğru. Yanlışım olur mu? Yanlışım olmaz. Ben yapamadığım soruyu boş bırakırım yani. İki şık arasında bile kalsam işaretlemem. Ama hadi yine 4 yanlış diyelim. Bir net gitsin. Götürüyor değil mi? 4 yanlış mı doğruyu? Herhalde götürüyordur. Genel kültür. Şimdi genel kültürde şöyle hesaplaman lazım. 27 tarihten 3 tane kendime kota veriyorum. 3 artı 18 coğrafyadan 5 diyeyim hadi. Coğrafyayı belki bildiğim bir şeyler çıkar falan. Göller, dağlar, mağlar. 8 olsun. Güncelde 6'da 3 yaparım o sondaki sorulardan. 3, 5, 8, 11 oldu. Vatandaşlıkta 9'da 6 diyeyim hadi. 6 inşallah yaparım bu arada. Kaç oldu? 11, 17 oldu. Başka var mı? Başka yok değil mi kültür kısmında? Allah rezillik, bu ne? Hadi yine bundan da vatandaşlıktan bir yanlışım çıksa falan. İyiydi, zaten az soru işaretleyeceğim ki yani yanlışım çıkmaz ki. Hadi iki yanlışım da bundan çıksın. KPSS puan hesapla. 2021'e göre KPSS P3 puanım 76. Ne? Nasıl yani? 76 mı? Çok iyi.
Bu kadar yüksek geliyor muymuş? Hiçbir şey yapmadım ki ben. Sadece genel etinek yaptım. Aa çok iyi. Ama ben 76 alamam. 76 alamam. Nasıl oldum? 76 yüksek değil mi ya? Aa çok iyi. Şöyle yapalım. Hemen bir değiştirelim. Genel yeteneği galiba biraz abarttım. Standart sapma oluyor mu bu arada? Bana olmuyor demişlerdi ama oluyorsa belki hani matematik daha az yapılıyor, yapılabiliyor diye falan. Ama tarihle matematik bence en az yapılıyordur. Yani onlardan sapma oluyordur falan ama yani genel kültürün 60 sorudan 17 doğru yaptım. Nasıl 76 oluyor? Ben genel yeteneği biraz azaltayım. Türkçe'de 20-20 yapayım Türkçe matematik. 40 olsun toplam. Tekrar hesaplayalım. Aa hiç puan almadı. Eksilmedi. 74 oldu. Ana ben genel yetenek yaparsam bayağı o zaman iyiymiş. Ha, 70 alırım yani. Çok iyi. Alırım. Tamamdır ya. Atanıyorum ben. Bu arada hukuk mezunları. Ben bakmıştım da yanlış yerlerden bakıyorum herhalde. 90'la falan atanılıyordu sanırım. En son 87 ile görmüştüm. Ama tabii 2000 en son atamaları değil. Daha önceden bakmıştım ve bayağı oldu. Hangi atamaydı hiç bilmiyorum bile. 90, 92 falan öyle atanılıyor yani. Zor. Ama şimdi 76 alınca bir kendime güvenim geldi. Benim gibi çalışmayın. Ben nasıl çalışılmayacağını gösterdim. 5 tane kitapla çalışılmıyor tabii ki. Hiç çıkmış soru çözmeden de çalışılmıyor. Çözmedim ama telefondan baktım çıkmış sorulara. Bir göz gezdirmiştim yani. Ben güncel bilgi okumaya devam ediyorum son 13 günümde. Bakalım olduğu kadar artık. Şaka bir yana KPSS'ye çalışanlara buradan kolay gelsin diyorum. Çünkü çok zor. Yani tarih, coğrafya kısmı falan çok zor. Gerçekten çok ayrıntılı sorular var. Yani böyle görüp şok oldum. Hani bunu nasıl yapıyorlar? Hani tamam okey bir kitap var, konu anlatım kitabı. Ona çalışıyorsun ama o kitap o kadar fazla ki tarih yani bu hiçbir şey. Bu video ders notları belki yani bilmiyorum şimdi kötü bir şey de söylemek istemem ama belki eksikler de vardır. Ya eksikler olmasa bile çok fazla zaten. Kendi başına 200 sayfa hep yazı dolu. Yani bu kitabın hangi köşesinden soracakları belli değil anlıyor musunuz? Çok fazla soru var. En çok korktuğum tarih bence. Çok fazla konu var. Çok ayrıntılı ve hani biz eğitim hayatımız boyunca hiç bu kadar ayrıntılı tarih görmedik. Yani mesela matematik sorularına falan bakıyorum. Evet. Bazı lisedekiler belki hani meslek liselerine falan matematik verilmiyor sanırım çok fazla ama çoğu lisedekiler en azından Anadolu Lisesi'ndekiler falan bu Türkçe matematik konularını gördük. Ama tarihteki konuların ben hiçbir lisede falan işlendiğini de düşünmüyorum. Yani KPSS'ye çalışanlar temelden çalışıyorlar. Hani bildikleri şeyler emin bildiğimiz şeyler var evet ama bu kadar ayrıntı hayatımızın hiçbir döneminde yani Türkiye'deki hiçbir okulda verilmemiştir. O yüzden çok zor. Yani bilmiyorum çok zor. Tarihten siz de zorlanırsınız. Bana yorum atın. Tarihten zorlanmayan varsa yazsın. Siz de girin hemen kpssuzmanı.com'a aşağıya linkini bırakayım. Hemen puan hesaplayın motivasyonunuzu yükseltin. Valla ben hiç hesaplamamıştım. Şu an ilk kez hesapladım videoda. 76 çok iyi. Çok sevindim. Yanlış mı yap? Bir daha bakacağım. kpssuzmanı.com. Evet valla. 40'a 17. 40 genel yetenek doğrum var. Genel kültürden de 17 doğru yapmıştım. Bu arada 17 doğru yapamayabilirim. Neyse. 74. En kötü bir 70 alıyorum arkadaşlar. Şimdi KPSS'ye gireceğim 31 Temmuz'da. Ondan sonra da video çekeceğim. Hatta KPSS'ye günü de çekerim belki soruları falan yorumları. Ondan sonra puanım açıklandığında da çekeceğim. Kaç alacağım bakalım hep birlikte bakarız. Umarım KPSS'ye çalışanlar hepiniz çok istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuzdur. Umarım hazırlanabilmişsinizdir. İstediğiniz gibi puanlar alırsınız. İstediğiniz yerlere atanırsınız umarım. Ben böyle bir video çektim. Özür dilerim. Dalga geçmek istemiyorum kimsenin çalışmasıyla falan. Ben tamamen kendimle şu anda yani dalga geçiyorum. Belki biraz sizi rahatlatmışımdır bu videoyla. Stresliyseniz belki biraz gülmüşsünüzdür. Sizden çok daha beterleri var diye belki birazcık motivasyon olmuştur size. Çok uzattım ben. Videoyu bitireyim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hem bilgilendirici hem böyle komik, eğlenceli videolar için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese KPSS'de başarılar diliyorum. Güle güle.